안녕하세요, 안녕하세요. 잘 지냈어요? 잘 지내세요, hocam. harikasın Tankut'cum. Bugün seninle Lee Min-ho ile başladığımız Kore'nin sevilen ünlüleri serimize devam ediyoruz. Bugün seninle birlikte Lee Jong-suk'la tanışacağız. O da Kore'nin en sevilen oyuncularından biri. Peki Lee Jong-suk kimdir diye baktığımız zaman eminim arkadaşlarımız zaten tanıyorlar. Önce ismini Korece yazmayı öğrenelim. Nasıl yazılıyor? Korece'de önce soy isimle başlıyoruz değil mi? Soy isim önce yazılır ilk hece, ardından bu iki hece ise isimdir. Onun soy ismi ise Lee. Bakın ilk başta yardımcı okunmayan sesim var yuvarlak. Yanında Lee var. Lee. Aslında Lee diye okuyorum ben bunu ama Latince'de soy ismini Lee diye yazarlar. Halbuki Lee. Peki ismine bakıyorum hemen. İkinci hecede ne var? C sesi, alttan O sesi ve ın. Jong. 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 Şimdi biz Türkçe'de tam olarak C harfi var. Yani şu ses aslında C sesi. Ama Latinler ne yapıyor? Bunu böyle Latince'de ya da İngilizce'de C sesi bazen K gibi okunabiliyor ya. O yüzden onlar J'yi kullanıyor. Halbuki biz buna Türkçe doğru okumak istersek Jong diye okumayacağız. Jong. Jong. Gerçekten de bu C sesiyle okunuyor. Lee Jong Suk. Suk. Son hecemiz Suk. S sesim var. Yandan bir O sesi var. Bu yandan O sesini nasıl okuyorduk? Yani bu da O, bu da O. Nasıl ayırt edeceğim? Yandan O, birazcık daha ağzımızı A, A der gibi açıyoruz. Ve A derken O diyoruz. Nasıl mı? A, A. Sok. Lee Jong Sok. Sok. Ama dediğim gibi bu O'muz özel bir O. Lee Jong-suk kimdir dersem, Lee Jong-suk Daehanminguk'i beu. Daehanminguk, Daehanminguk yani Kore demek, Kore Cumhuriyeti demek aslında. Ey, ey, ının. İyelik eki, Kore'nin diyorum ya da Koreli gibi olmuş oluyor. Kore'nin bir oyuncusu. Beu, beu, beu. Aktör ya da oyuncu anlamına geliyor. Diyorum ve hemen onunla ilgili diğer bilgilere geçiyorum. Doğum tarihine bakıyorum. Chul Seng. Chul Seng doğum tarihi oluyor. Doğumla ilgili bilgiler içeriyor Chul Seng. Ne diyoruz? 31 yaşında. Önce 31 yaşındaya bakalım. Şimdi bu uzun kısımla korkmayın. 31 yaşında. Nasıl diyeceğim 31 yaşında? Şimdi sayılarda iki tane Korece'de sistem var. Bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Bir, benim öz Korece sayılar dediğim. Yani hana, dul, set, net, tasot, yosot gibi. Ondan sonra bir de Şino Korece var. Yani Çince kökenli. Biz yaşımızı okurken, genellikle öz Korece ile okuyoruz. Samşip, İl Seng, Samşip, özür dilerim, Hana Dul Setnet ile okuyoruz. Ama burada Şino ile okuyorum çünkü biraz büyük sayılarda artık öz Korece kullanmak zor oluyor. O yüzden büyük sayılarda genellikle Şino kullanıyorum. Samşip 30 il, Samşibil, Samşibil, Se. Se de burada yaşı temsil ediyor. Yani ben burada büyük olduğu için öz Korece, Şino Korece'yi kullandım. Ama eğer işte 16 yaşındayım, 20 yaşındayım vesaire deseydik genellikle böyle bir 30'a kadar öz Korece ile ifade edebilirdik. 1989 yılında doğdu. Yıl neydi? Nyon. Nyon yıl. Nyon yıl. Çon, kubek, palşip, kunyon. Bu kısımda zorlanan arkadaşlarımız varsa sayıları okuma videosuna geri dönebilirler. Ama mutlaka şunu biliyorum. Nyon yıl demek. Peki o zaman dokuzuncu ay nasıl diyorum? Wol. Gu
9 demek. Kuvol. Ondan sonra 14. gün. İl. İl de gün oluyor. Şipsail. Şipsail 14. gününde doğmuş. Yani 9. ay Eylül ayının 14'ünde doğmuş ve şu anda da Lee Jong-suk 31 yaşında. Ne diyorum? Lee Jong-suk'un 1989년도에 yılında teonassoyo. Teonada doğmak demek. Issoyo eklediğimde ise geçmiş zaman oluyor. Geçmiş zaman yapıyor bunu. Yani doğmak. Geçmiş zamanla çekimledim. Ne oldu? Doğdu. Lee Jong-suk'un 1989년도에 태어났어요. Yani Lee Jong-suk 1989 yılında doğdu. Hemen ardından başka bir bilgiye geçiyorum. Şinçe. Şinçe vücut bilgileri, vücutla ilgili veriler oluyor. Ve neymiş? Pek, 100, 80, 80, 6 centimeter. Centimeter. Yani 186 santim. Wow! Gerçekten uzun boylu. Peki nasıl diyeceğim Tankut'cum uzun boylu olduğunu? Lee Jong-suk'un, artık burayı biliyoruz. Lee Jong-suk, ın'da yardımcıydı, özneyi belirtmek idi. Ki boy. Ga yine ın'ın gibi bir belirtme eki. Yine burada bir belirtme ekimiz var. Koyo. Ko. Uzun. Uzunu çekimlemişim. Ne olmuş? Yo. Yanına yo eklenmiş. Normalde uzun olmak mastar hali kıda. Kıda fiilini almışım. Çekimlemişim. Yanına bir o gelmiş, yo gelmiş. Lee Jong-suk'un kiga koyo. Yani Lee Jong-suk uzun boyludur dedim. Peki onun hakkında başka bir bilgi. Kardeşleri var mı? Var. Lee Jong-suk'un iki kardeşi var. Bir kız kardeşi, bir de erkek kardeşi var. Erkek kardeşle başlayalım. Nam. Nam erkek demek. Dongseng. Kardeş demek. Namdongseng. Namdongseng. Erkek kardeş. Hana. Hana, dul, set, net. Hana neydi? Bir. Bir tane. İssimnida. Ya da issoyo. Şimdi issimnida biraz daha saygılı. Alternatif olarak ne diyebilirim? Issoyo. Issoyo. İssimnida da, issoyo da ne demek? Var demek. Erkek kardeşi bir tane var. Korece'de sayı sayarken arkadaşlar önce ismi söylüyoruz. Mesela biz 3 kedi diyoruz ya. Koreliler kedi 3 tane diyorlar. Anlaştık mı? Anlaştıysak hemen kız kardeşli örneği yapalım. Yo kadın. Dongseng yine kardeş. O halde yo dongseng ne oluyor? Yo dongseng kız kardeş. Hana bir. İsim Nida var. Bir kız kardeşi de var dedik. Ve sonunda hızlıca da Lee Jong-suk'un rol aldığı dizilere bir bakalım. Biz bunları genellikle Korece isimleriyle pek görmüyoruz. Hep İngilizce isimleriyle görüyoruz. Bakalım kimler bilecek dizileri. İlkiyle başlıyorum. Noe moksoriga dilyo. Noe senin demek. Hatırlıyor musunuz? Şu ı eki iyelik ekiydi. İyelik eki demek ne demekti? Benim, senin gibi ekler. E o halde no sen, no'nun sen olduğunu biliyorum. Senin, no'ye. Moksori, moksori. Moksori ses demek. Ga yine neydi? Bu da bir ekti, belirtiyordu sadece. Senin sesini, sesini. Dülyo, dülyo, dülyo. Dülli da işitilmek aslında, duyulmak. Senin sesini duyuyorum, sesin duyuluyor gibi bir anlamı oluyor. Sanırım bunun İngilizcesi I can hear your voice olmalı dizinin adı. Bir diğer dizimiz, bu çok kolay çünkü zaten çok benziyor. Pi
Pinokio. Pinokio dizisinin de Korece yazılışı Pinokio. Dedeme diğerine geçiyorum. Yine çok popüler olduğu bir dizi. Ben de çok severek izlemiştim. W Du G S G. W Two Worlds değil mi bu dizinin ismi? Two Worlds yani iki dünya. Two Worlds yazabildim umarım. W Two Worlds. Du 2. G tane. Adet. I neydi artık? İyilik ekiydi biliyorum. Yani iki tanenin iki taneli SG. Bakın buradaki en güzel kelime bu. SG. 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 Dünya. SG dünya demek. W iki dünya anlamına geliyor. Ve sonuncusu da tangşini. Tangşini. Yine tangşin sen demek. İ, İga belirtme ekiydi yine. O da bir belirtme ekiydi. Çamdın, çamdın, çam. Uyumak. Çamdın, uyuduktan sonra gibi. Çamdın, uykuya daldığın sayı. Sayı o arada demek. O arada. Böyle iki şeyin arasındaki zamana sayı deniyor. Bizim aramızda, iki süre arasında, iki dünyanın arasında gibi. Yani tangşini çamdığın sayıya da ne oluyor? Sen uykuya daldığın zaman. Yani sen uykudayken aslında. İngilizce while diye bir sözcük var. Hatta dizinin isminde de geçiyor. While you were sleeping. Yani sen uykudayken anlamına geliyor diyorum. Ve de Lee Jong-suk'u incelememizin sonuna geliyoruz. Peki size bir sorum var. Az önce son dizisinden bahsettik. Lee Jong-suk'un 당신이 잠든 사이에 dizisinde oynadığı rolün adı neydi? Korece yazabilirseniz çok mutlu olurum. Tangkut'cum dersimizin sonuna geldik. Hazırsan? 안녕! 안녕!